Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için şerbetini tam çeken kıyır kıyır nefis bir bademli şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum çünkü bu tarifimde şerbetimi soğuk tatlımı sıcak olarak kullanıyorum. Tencereye 2 su bardağı toz şekeri alıyorum, aynı ölçüde 2 su bardağı da su ekliyorum. Küçük bir parça limonu da içerisine koyarak şerbetimi yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 15 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. 15 dakikanın sonunda şerbetim kıvamını aldı. Soğuması için kenara alıyorum. Diğer bir yandan da hemen hamurumu hazırlıyorum. kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram sade yağ alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. İçerisine bir adet yumurtayı da ekleyerek bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması çok önemli. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Güzelce çırptıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Tekrar tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Üzüm sirkesi yerine alternatif olarak elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı file badem ekliyorum. Pile badem yerine alternatif olarak fındık da kullanabilirsiniz. Bu iki malzemeyi ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Daha sonra unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Şerbetini iyice çekmesi ve hamurlaşma olmaması için hamurun kıvamı çok önemli. O yüzden sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 1 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre Kullandığınız yağın kalitesinden tutun da yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Bunu her hamur işi tarifimde özellikle söylüyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanıp şeklini almaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamuru elimle yoğuruyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Sizler de tarifimi uygularken verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın lütfen. Böylelikle harika bir sonuç elde edeceksiniz. Tatlımın hamurunu yeteri kadar yoğurdum. Zaten kullandığım yağ oda sıcaklığında olduğu için hamuru çok fazla yoğurmama da gerek kalmadı. Hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle iyice yuvarladıktan sonra ayrı bir tabağa alıyorum. Hamurun tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra tatlılarıma son şeklini vererek tepsiye dizeceğim. Şimdi yuvarladığım hamurların üzerine bıçakla kesikler atıyorum. Böylelikle kalıp kullanmadan harika bir şekil elde ediyoruz. İlk olarak dikey çizikler attım. Daha sonra yatay çizikler atarak tatlama şeklini veriyorum ve tepsiye koyuyorum. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 16 adet tatlı elde ediyoruz. Hamurların tamamına şekil vererek tepsiye dizdim ve şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen tatlımı fırından çıkartıyorum. 1-2 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Tatlılarımın ilk sıcaklığı gittikten sonra daha küçük bir borcam alıyorum. Böylelikle her yeri güzelce şerbetlenecek. Şimdi sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Tatlının şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bu süre zarfında tatlının üzerini kapatmıyoruz aksi halde hamurlaşma olabilir. Şerbetini güzelce çektikten sonra üzerine toz fıstık koyarak servis için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın yapımı çok basit ve de her evde olan malzemelerle hazırladık. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel oldu. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine nefis bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.